İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kız Kardeşim Projesi kapsamında kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı. Proje kapsamındaki eğitimlerin 7. buluşması, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla ilimizde gerçekleştirildi. Kız Kardeşim Projesi eğitim programının 7. buluşması Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin yanı sıra il protokolle katıldı. Proje kapsamında finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, dijital tarım pazarı gibi konularda kadınlara eğitim verilmesi amaçlanıyor. Programın açılış konuşmasını Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar yaptı. Acar, Afyonkarahisar'ın tarımdaki önemine değindi. Afyonkarahisar ilimiz gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi ve bu ürünlerle de Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayan birimiz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin dekarlık bir tarım arazisinde yaygın olarak üretimi yapılan hububattan şeker pancarına, haşhaştan patatese, kirazdan vişneye gibi ürünlerle farklı bir üretim merkezi Afyonkarahisar Türkiye'de. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ergün de Kız Kardeşim Projesi hakkında bilgi verdi. Ülkemizde tarımsal emeğin büyük bir kısmını oluşturan kadınların kırsal alanlarda güçlenmesi sadece kadınlar için değil, tarımsal üretimde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması açısından da son derece önemlidir. İşte bu noktada kadın çiftçilere verilen eğitim faaliyetleri büyük rol oynamaktadır. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek de kadınlar Afyonkarahisar'da inanılmaz işler başarıyor diyerek açıklamasına şöyle devam etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yaşıyorlar. O yüzden Afyonkarahisar'ın bu iş içerisinde mutlaka olması lazımdı. Bunu uygun gördünüz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama Sayın Bakanım, bu bize yetmez. 10 il içerisinde başta olmak istiyoruz. İlçe ilçe dolaşırken ilk başlarda zorluk çektik. Özellikle tam sizin bu projenizdeki anlattığınız şeylere çok ihtiyacımız var Sayın Bakanım. Teknik destek, bazen para bulabiliyorsunuz, kaynak bulabiliyorsunuz, pazar bulabiliyorsunuz. Gerçekten teknik destek noktasında özellikle ekonomik işte bir muhasebe, işte al bir kere konu kurduk, bunların yönetimiyle ilgili çok ihtiyacımız var. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'de Kız Kardeşim Projesi eğitim programının önemine değinerek üretilen ürünlerde farklılıkların ortaya koyulması gerektiğini söyledi. Mevzuata uygun üzerindeki etiket bilgisi, hijyen konularındaki yapması gerekenler ve aynı zamanda barkod vesaire gibi özellikleri nedeniyle bu ürünler çok güzel, çok kaliteli, çok lezzetli. Tam da bu bölgenin tadını, tuzunu, sizlerin emeğinizi içinde barındırırken ambalajı nedeniyle veya satış teknikleri nedeniyle kaybedebiliyorduk. Biz o zaman ben satın almacılık yaparken ya biz bu ürünleri mutlaka kazandıralım diye çok uğraşıyorduk, anlatıyorduk. Bazı üreticileri de kazanıyorduk, bizim söylediklerimizi yapıyordu bazı üreticilerimiz ve güzel cirolar ortaya çıkartıyorduk ama kapasite çok daha büyüktü. O göreve Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın takdiriyle gelince dedim ki ben buradaki eksikliği kapatmam lazım. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı var. Ülkenin sizin emeklerinizi sadece bu bölgede değil, bu bölgenin tadını, bu bölgenin çeşidini, bu bölgenin lezzetini sadece bu bölgede değil, tüm Türkiye'de, hatta tüm dünyada bunu duyurmaya, bu tadı yaymaya, bu ürünleri hak ettiği değere kavuşturmaya ihtiyaç var. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın haftalık düzenlediği olağan yönetim kurulu toplantısı İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Uluçay, bizim için siyaset milletimize hizmet tesis etme aracıdır dedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Haftalık Mutat Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay Başkanlığı'nda İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk,
Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Partili Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Uluçay Ak, AK Parti Belediyeciliğinin önemine dikkat çekerek AK Partili belediye başkanları son derece projelerinde hassas, yapılabilir vaatlerde bulunan ve vaatlerini 5 yılda tamamlayan çalışkan dava arkadaşlarımızdır. Bizler belediyeciliği İstanbul Büyükşehir Belediye 27 Mart 1997'de yerel seçimlerde göreve gelerek harabe haldeki İstanbul'u sosyal donatılarla ve alt üst yapıyla tam manasıyla yaşanılabilir şehir haline getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gördük. Recep Tayyip Erdoğan, belediyeciliği Türkiye'de bir markadır dedi. Uluçay konuşmasında AK Parti için siyaset, adalet ve kalkınma ile birlikte tüm şehir, köy ve kasabalarda aziz milletimize alt ve üst yapıları tesis etme aracıdır. Biz siyaseti bunun uğruna yapıyor ve aziz milletimize hak ettikleri refah ve eşitlik düzeninde yaşamaları, kalkınmış bir ülke ve şehirlerin vatandaşları olmaları için çalışıyoruz. Biz hem şehirlerimizde hem siyaset hayatımızda daha kat edilecek çok yol, dokunulacak çok hayat, geliştirecek çok şey olduğunu biliyoruz. AK Parti 2023 seçimlerinde milletten alacağı destekle şehirleri medeniyetimizin ışığında bambaşka bir surete büründürerek dünya şehirleriyle yarışır hale getirmeye kararlı bir partidir ifadelerine yer verdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise göreve geldiği 15 Nisan 2019 tarihinden günümüze kadar 36 projenin 14'ünü hayata geçirdiklerini belirterek 22 projenin yapım ve proje çalışmalarını ise sürdürüyoruz. Bugüne kadar şehrimize 200 milyon lira üzerinde önemli yatırımlar kazandırdık. Özellikle Afyonkarahisar'ın ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri tek tek hayata geçirdik. Vaat ettiğimiz projelerin tamamının toplam değeri 473 milyon liradır. Aralarında millet bahçeleri, hobi bahçeleri, sokak sağlıklaştırma, mekanik otopark, lezzetlerimizin ikram edileceği gastronomi konağına kadar birçok projeye imza attık. İstihdama yönelik çalışmaların yanında yine belediyemizin araç parkurunu güçlendirdik. Alt geçit projemize karayolları kavşağından başladık. Kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrimize halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak modern parklar kazandırdık dedi. Zafer şehrimiz Afyonkarahisar'da toplu taşıma araçlarına binen şehit yakınları ve gazilerimiz vatan size minnettar anonsuyla hem duygulanıyor hem de gururla doluyorlar. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla toplu taşıma araçlarına başlayan uygulama kapsamında şehit yakınları ve gazilerimiz afyon kartlarını cihaza okuttuklarında bu anonsu duyacaklar. Afyonkarahisar'da toplu taşıma araçlarında çok anlamlı bir anons yükseliyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde kullandığı afyon kartı okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor. Vatan size minnettar. Vatan size minnettar. Biz de sizlere minnettarız devlet olarak. Teşekkür ederim. Uygulama kapsamında Başkan Zeybek, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumar Taşlı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiler. Uygulama karşısında duygulandıklarını dile getiren şehitlerimizin aileleri ve gaziler, bu konudaki hassasiyeti sebebiyle Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibine teşekkür ettiler. Duydukları anonsla birlikte hem duygulanan hem de gururlanan şehit yakınları ve gazileri uygulamadan memnun kaldılar. Ben de bir gazi yakınıyım. Uygulamadan memnun musunuz? Sizi her zaman hatırlayacaklar. Ben şehit eşiyim. Yani nasıl ne konuşacağımı da bilemiyorum yani. Çok şu anda çok mutluyuz. Hüzünlüyüz aynı zamanda. Hiç bitmiyor yani o yüzden. Dediğim gibi bir şehit verdim ben de. Vatan bu bayrak dalgalandığı sürece uğrunda ölen varsa vatandır diye böyle bir şeyimiz var, bizim inancımız var. Bu inanca binaen başkanımız da sağ olsun böyle bir uygulama yaptı. Şahsına çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben her şey için her zaman arkamızda olan devletimize, milletimize, başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de şehit yakınları ve gazilerimizi onurlandıracak sosyal bir uygulamayla
yeni bir pencere açtıklarını söyledi. Toplu taşım araçlarımıza bazı illerin uygulamaya geçtiğini biz de daha önceden geçmiştik ama dün Şehit ve Gaziler Dernek Başkanımız İsmail Bey ve yönetim kurulundaki arkadaşlar ziyaretimizde böyle bir uygulama nasıl olur, Afyon'da da uygulanabilir mi diye söylediklerinde biz sağ olsun ulaşım müdürümüzü çağırdık ve biz daha önceden bu işleme başladık, bu sisteme geçtik dedi. Bugün de uygulamasını bizzat araçlarda görelim diye geldik. Tabii bu vatan için kendi canlarını veren, çekinmeden canlarını veren şehitlerimizin anne babaları, yakınları, gazilerimizin kendilerine tahsis edilen kartlarda sesli olarak kart okuturken bu vatan size minnettar. Yani az kısmen de olsa destek olabildiysek bize ne mutlu diyoruz. Hakları ödenmez. Türkiye Harp Mağlubu Gaziler Şehit Dolu ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumar Taşlı da şunları söyledi. Tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize devletimiz büyük bir devlet. Her zaman anayasamızda da zaten pozitif ayrımcılık var idi. Afyonkarahisar'da da Sayın Belediye Başkanımızın talimatlarıyla toplu taşıma araçlarında böyle bir uygulamanın, böyle bir anonsla bizleri karşılanmanın farklı bir gururunu biz bugünden itibaren yaşadık. Tüm şahsında bütün emeğe geçen ve Sayın Belediye Başkanımıza böyle nazik ve hassas davranışından, duygulandıran davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Programdan sonra Başkan Zeybek, Başkan Yardımcısı Murat Öner'le birlikte Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dolu ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek şehit aileleri, yakınları ve gazilerle sohbet ettiler. İlimizin tüm ilçeleri, şehir merkezi ve bazı beldelerinde hayata geçirilen kadın kültür evleri ve bu bünyede kurulan kadın kooperatiflerinde harika işler yapılıyor desek yeridir sayın seyirciler. Bu bağlamda Şuhut Kadın Kültür Evi Serbest Kürsü Sohbetleri etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdüresi Münire Burcu'yla Radyo Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar, Şuhutlu kadınlarla buluşarak basında ve iş yaşamında kadın olmak konusunda söyleşi yaptılar. Şuhut Kadın Kültür Evi Serbest Kürsü Sohbetleri etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdüresi Münire Burcu'yla Radyo Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar Şuhutlu kadınlarla buluştular. Etkinliği Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın eşi Sümeyra Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt'la Şuhut protokol eşleri ve kalabalık bir kadın grubu takip etti. Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen kadın kültür evlerinin çok önemli olduğunu belirten Radyo Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar, kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin gelişmesi için iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç var. O iyi yetişmiş insanı ise biz kadınlar yetiştiriyoruz. Bu nedenle kadının eğitilmesi çok önemli. Bizler anne ve babalarımızı geçtik. Bizim çocuklarımızda aldıkları eğitim ve ahlakla, ülkemize verecekleri hizmetle bizleri geçmek zorundalar. Eğer gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlamalıyız. Ahlaklı, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan çocuklar yetiştirmeliyiz. Kadın isterse bir eliyle beşiğini, bir eliyle de dünyayı sallar diye konuştu. Kız çocuklarımıza meslek edindirelim. Tamam evlenirler, işte hemen işte okulu bitirdik, hadi veriverdik, kocası baksın. Deneyelim, ne olursunuz. Ben 60 yaşıma 2 yaşım var. Diyemedim işte. Diyemedim. Çıkmadı yukarı. 58 diyelim. Yemin ederim ben 12 sene önceki hayatım yeni başladım sayın. Keşke imkanlarım olsaydı. Keşke baba rahmetli. Keşke eşim daha önceden bana tolerans tanısalardı. Beni çalıştırsalardı. Herhalde daha başka olurdu. Ama iki tane de dünya tatlısı evlat yetiştirdim. Bir tanesi mimar İstanbul'da, bir tanesi de elektrik elektronik mühendisi kızım var, o da Afyon'da. Benim arkadaşlar sizlere söyleyeceklerim, kadınlarımız her yerde olsun. Kadın erkek eşitliği diyoruz ama kadınlarımız erkeklerine destek olarak olalım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben sevgili müdüremiz Münir Hanım'a söz bırakacağım. İnşallah bundan sonraki söyleşide daha geniş bir katılımda. Yakın zamanda mı? İnşallah.
o zaman da böyle kademe kademe gideriz inşallah. Dönüm dönüm gideriz. Ama ben sizleri tanımaktan gerçekten çok mutlu oldum. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Bırakacağım. Ben bunları konuşabilirim, konuşamaz mıyım diye çok tereddüt ediyordum. Ama iyi ki de buradayım. İyi ki de sizler var. Yarışta köyünden kadınlar ona teşekkür ederim. Yarışta köyünden kadınlar da ayrıca teşekkür ediyorum. Hala işte bizim teyzemiz vardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdüresi Münire Burcuysa, kadın kültür evlerinde kadınlarımızın birçok alanda geliştiklerini işaret ederek, kadın kültür evlerimize hepimiz sahip çıkalım. Kadınlarımızın her anlamda gelişmesi için kültür evleri çok önemli bir proje. Kadınlarımız duyarlılıklarıyla, hayata bakışlarıyla her zaman bambaşkadır. Siz değerli kadınlarımızla buluşmaktan dolayı çok mutluyum, tüm emek verenlere teşekkür ederim şeklinde değerlendirmede bulundu. Sunum sonrası katılımcı kadınlar çeşitli sorular yönelterek basında ve iş yaşamında kadın olmak konusunda Akar ve Burcu'dan bilgiler aldılar. Etkinlik sonrası kadın kültür evi yetkililerince müdüre Burcu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akar'a hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdüresi Münire Burcu katılımcılara kurumuyla ilgili dokümanlar hediye etti. Yine güzel bir etkinlikle devam ediyoruz. Sandıklı Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan Sandıklı Kadın Kooperatifi, Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ilçede üreten kadınların da katılımıyla el emeği ürünleri standı açtı. Sandıklı Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan Sandıklı Kadın Kooperatifi Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ilçede üreten kadınların da katılımıyla el emeği ürünleri standı açtı. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortof ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün ziyaret ettiği standlarda kadınlar ev yemekleri, el örgüsü ürünler, el yapımı, yöresel yiyeceklerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Sandıklı'da etkinliğin ilkinin düzenlendiğini belirten Sandıklı Kadın Kooperatifi Başkanı Gülay Perçin, üreten kadınların etkinliğine, üreten kadınların katılımından mutlu olduklarını ifade etti. Sandıklımızda ilkini düzenlediğimiz Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in bizlere verdiği destekle açılan kooperatifimiz ve kadın kültürümüz evimizle birlikte üreten kadınlarımızla alıcıları belediye meydanımızda buluşturduk. Yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti, memnun etti. El emeği göz nuru ürünlerin şehir merkezinde satışa sunulduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöz'e şunları söyledi. Sayın Valimizin açmış olduğu muhteşem kadın kooperatiflerimizde artık ürünlerimiz şehrimizin merkezinde satışa çıktı. Bu projede başlangıcından sonuna kadar emeği geçen kıymetli valimize teşekkür etmek istiyorum. Kadınların el emeği, göz nuru ürünleri ülkemizin her tarafında satışlarının yapıldığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunların en büyük örneği yine belediyemiz ve kadın kooperatifimizin destekleriyle üretilmiş ürünlerimizin Ankara'daki en merkezi marketlerin raflarında bulunması bile bizler için en büyük bir vizyondur. Bu vesileyle buralardaki çalışmalara destek olan başta valimize, kıymetli eşine ve kadın kooperatifimizin kıymetli başkan ve yöneticilerine ben canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerek kooperatif bünyesinde satış yapan gerekse alışveriş yapan hanımlar kermesin düzenlenmesinden dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Fazlasıyla aldım. Ben güzel satış yaptım. Sağ olsunlar bu kermesi düzenledikleri için çok memnun oldum. Hocalardan geliyorum Evine Kaya. Bugün pazara gelmiştim. Burayı görünce bir çok hoşuma gitti. Bir gözüme çarptı. Baktım Kadın Kültür Evi'nin düzenlediği bir program ve çok beğendim. Ya hocalarda da böyle bir yer olmasın, böyle şeyler yapmayı isterim yani. Daha bizim yeni açıldı kültür evimiz. Bayanlarımızın böyle bir organizasyona, böyle şeylere çok ihtiyacı vardı. Vali Bey'e de eşine de çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İsmim Aytemiz Özdayı. Evet, çok memnun kaldık. Bizim için çok iyi oldu. İnsanlara evden sunum ya da satış yapmak biraz daha zor oluyor ne olsa. Ama burada meydanlıkta olduğu için daha kolay irtibata geçtik insanlarla. İyi oldu, güzel oldu. Hala da soran müşterilerimiz var. Gıda üzerine olsun, giyim üzerine olsun. Bir şeyleri yapıp satmak, bir iki becerilerimizi sunmak güzel bir şey. İlimizde gıda üretimi yapan işletmeleri belli bir üretim standartına kavuşturmak amacıyla başvuruları halinde Afyonkarahisar UNESCO Gastronomi Standartı belgesi verilecek. Belge tanıtım toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Seybek başkanlığında yapıldı.
Gastronomi Şehri Afyonkarahisar'da UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belli bir üretim standartına kavuşturmak amacıyla başvurmaları halinde Afyonkarahisar UNESCO Gastronomi Standartı belgesi verilecek. Belediye Başkanı Mehmet Seybek Başkanlığı'nda düzenlenen belge tanıtım toplantısına Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Sandıkçı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve Afyonkarahisar Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan katıldı. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar UNESCO Gastronomi Standartı belgesine sahip olacak işletmelerin gastronomi gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlere destek vermelerini, yöresel ürün ve menülerde standart üretim gerçekleştirmeleri ve gastronomi bilincini artırmalarını amaçladıklarını söyledi. 2019 yılı Haziran ayında yapmış olduğumuz çalışma neticesini 2019-31 Ekim tarihinde gastronomi şehri ilan edilerek aldık elhamdülillah. Gastronomi şehri ilan edildikten sonra üniversitem Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile birlikte arkadaşlarımız bir birim oluşturdu ve ciddi bir şekilde çalışmaya başladı. Antep'teki festivale, diğer illerdeki gıda fuarlarına özel konuk olarak davet edildik. Afyon'un tescillenmesi bitmiş ve bitmek henüz müracaat edilmeyenlerle birlikte 600'ün üzerinde ürünümüz var, yerel ürünümüz var. Belki de tescili alınmış en fazla ürüne sahip 3 gastronomi şehrin içerisinde ilk bire giriyoruz. Gerçekten marka olmuş, şehrimize marka değeri katacak ürünlerimize merdiven altı üretime kesinlikle müsaade edilmeyecek. Belediye olarak biz de bunun takipçisi olacağız. Bu gastronomi şehri ünvanını aldıktan sonra da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Yani markalarımıza sahip çıkmaya, ürünlerimize, yöresel ürünlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Burada biz bunu yaparken, bu çalışmayı yaparken bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki gastronomi bölümü ve Aşçılar Federasyonu daima bizim yanımızda oldular. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Bunların verdikleri, hazırladıkları direktifler doğrultusunda da çalışmalarımızı eksiksiz olarak tamamlayacağız ve Afyon'un marka değerini gastronomide de özellikle tescil etmiş olacağız. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar da şunları söyledi. Aslında en önemli turizm, gastronomi ve sağlık turizmi. Fakat düzgün gıdalarla beslenilmezse bu sağlığı da bozacağı için amaç sadece para kazanmak değil, sağlıklı bir gıda üretimiyle beraber para kazanmak ve ekonomiye bunu döndürmesini sağlamak olduğuna göre biz insanımızın sadece Afyon'da değil tüm Türkiye'de Afyon'un yöresel ürünlerini, coğrafi işaretli ürünlerini yerken bütün üretim zincirini birlikte görerek üretilmesini sağlamak ve her aşamasında denetlemesini sağlamak amacıyla bir çalışma yaptık. Artık küresel anlamda bir kalite oluşturmak zorundayız. Biz gastronomide marka şehriyiz. Bakın yaptığımız işlerin kalitesini anlatmak adına şöyle bir örnek vereyim. 3. Uluslararası Gastronomi Festivali hazırlıklarını büyük bir hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 36 marka şehirden dünyadan 5 ülke bize okey verdi. 15 tane MasterChef başka ülkelerden geliyor. Büyükelçilerden katılımlar bize dönüş başladı. Yani Afyon Gastronomi Festivali büyük bir merakla takip ediliyor ve katılım yüksek olacak. Motocross alan dediğimiz alanda büyük bir festival şölenine hazırlanmayı planlıyoruz. Diğer gastronomi festivallerine de gittik. Oradan da izlenimler edindik. Biz inşallah gastronomi festivalinde Afyon'un gıda ürünlerini, gastronomi ürünlerini insanlara sunma imkanını hallederek bir festival yapmayı planlıyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Sandıkçı ise projenin detayları ile ilgili bilgiler verdi. Gastronomi standartları, UNESCO Gastronomi Standartları Belirleme Kurulu. Kısaca ben öncelikle süreçten bahsedeyim. 22 Aralık 2020'de bir kurul oluşturulması kararı oluştu. Karar kurul neden oluşturulmak istendi? Bir, bu işin içerisinde olan bütün paydaşlarımızı öncelikle bilgilendirmek. Yani lokantalarımız olsun, gıda üreten işletmelerimiz olsun. Tamam biz gastronomi şehri olduk ama soru işareti.
Dolayısıyla biz öncelikle bu bilgilendirmeyi paydaşlarımıza yapmak istedik. Bunun için ne yapmalıyız sorusunun cevabına da bir yönerge hazırlayalım. Bu yönergeye göre üretimleri kontrol edelim ve buna göre de bir denetim mekanizması oluşsun dedik ve bir kurul oluşturulmasına karar verdik. Sonra bu kurul yürütme kurulundan, koordinasyon kurulundan geçip valilik olurundan geçtikten sonra yine şehrin önemli paydaşlarından temsilcilerin olduğu 9 kişilik bir kurul oluşturduk. Bütün bu kurul üyelerinin görüşüne sunuldu. Afyonkarahisar Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan da şunları söyledi. Bunun üzerinde uzun süredir de bir çalışma yapıyorduk. Olması gereken bir standarttı. Bizim hani lokantalarımızda, restoranlarımızda en çok yakındığımız olaylardan birisi işte yöresel yemeklerimizin yer almaması. Bunlarla ilgili de hani bu anlamda bir yaptırımımız olacak. Bu belgeyi almak zorunlu değil evet ama bu belgeyi alanın bir artısı olacak yani. Afyonkarahisar UNESCO Gastronomi Standartı belgesine sahip olmak isteyen işletmeler başvurularını http://www.gastroafyon.org ve afyonasciilerdernegi.com veya unescoafyon@gmail.com adresleri üzerinden yapabilecekler. Sayın seyirciler, Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarına açılan mermer ocaklarında çalışan tırların köy yolundan geçmesi, okula giden öğrenciler başta olmak üzere tüm yüzlerce vatandaşın canını tehlikeye sokuyor. Bu duruma bir çare bulamayan köylüler ve çocuklar ellerinde pankartlarla yolu trafiğe kapattılar. Şimdi sizi bu haberimiz ve diğer asayiş haberlerimizle baş başa bırakıyoruz. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarına yeni maden ocakları açılırken köyün orman sahasına da mermer ocağı açılmak için çalışmalar başladı. Açılan ve açılacak mermer ocaklarında çalışan tırlar azami ağırlığın üzerinde yük taşımalı nedeniyle yol kontrollerinden kaçmak için Derbent köyünün yolunu kullanmaya başladı. Tırların geçişi nedeniyle öğrenciler okul yolunda büyük güçlük çekerlerken şimdiye kadar 5 köpeğin ve 2 kedinin de tırların altında kalarak telef olduğu bildirildi. Bu duruma çare bulamayan köylüler yolu trafiğe kapattılar. Köylüler traktör ve otomobilleriyle yolu trafiğe kapatırken öğrenciler de ellerinde pankartlarla yola dizildiler. Köy muhtarı Servet Cirit, köy yakınındaki mermer ocaklarından blok taşıyan tırların ağır tonajlı yük taşımaları ve 15-20 kilometre daha az mesafe yapmak için öğrencilerin gelip geçtiği yolu kullandığını bildirdi. Vatandaşların korku içinde yaşadığını belirtti. Köyümüz sınırlarında açılan mermer ocaklarını tonajla 20 ton atacağı yerde 40 ton atarak yolu işgal ediyorlar. Yolun gerisinde hem okul olup hem köy konağı olup tehlike arz etmektedirler. 5 tane köpek, söylemesi ayıp, 2 tane kedi çiğnediler. Birkaç defa kazaya sebebiyet verdiler. Yani bunun için köyün yolunu kapatmak zorunda kaldık. Yetkililerden çare bekliyoruz. Tırlarımızın okul yolundan geçmesini istemiyoruz. Evet. Öğrenciler de aynı yolu kullanıyor, köy vatandaşı da aynı yolu kullanıyor. Ayrıca muhtar odası da köy yol gerisinde olduğu için çok aşırı tehlike arz etmektedir. Bir yol var, 15-20 kilometreden kaçıp kısa az mazot yakmak istedikleri için, kısa mesafe yapmak istedikleri için, bir de tonajla attıkları için köy yolunu tercih ediyorlar. 15-20 kilometre için insanların, vatandaşlarımın canını tehlikeye atıyorlar. Yol kesme amacımız bu tırların, tonajlı arabaların köy yolumuzdan geçmelerini istemiyoruz. Emirdağ tarafından dolanarak güzergah değiştirmelerini istiyoruz. Her gün bir tedirginlik var. Vatandaşlar bizzat okula kadar kendileri getiriyor. Yolu kesen vatandaşlardan Hasan Köksoy ve başka bir vatandaş Kadir Avcı şu ifadelere yer verdi. Çocukların okula geçtiği yerden geçiyorlar. Çocukları can güvenliği için biz yolu kestik. Evet. Ne istiyorsunuz peki? Buradan tırlar geçmemesin. Evet, geçmesini istemiyorsunuz. Geçmesini istemiyor. 30-40 ton, 50 ton yük atıyor tırlara. Bütün köy sıkıntı içinde. Arabalar, yollarımız çok dar. Dar olduğu için yani bir gün gençlerimiz falan karşı karşıya tırla karşı karşıya gelip kaza yapıp şu çukurlara falan düşebilirler. Evet. Hani yakın zamanda bu şekilde devam ederse bunlar iki kötü olacaktır. Benim arazim var. Ormana giden yolda arazim var. Evet. Arazimden izin almadan geçtiler.
İki günlüğüne ben müsaade ettim onlara ama halen de geçmekteler. Özel araziyi kullanmaktalar. Evet. Ayrıca şu gördüğünüz yeşil ormanları, yarın madem çıktığında veya izin çıktığında o ormanlarımız yok olacak. Bugüne kadar bugün büyüklerimiz ormanı olsun bütün ödemelerini yaptılar. Korucu ormanlarını verdiler. Bu ormanlarımız bu hale geldi. Yarın bu ormanlar bu madenciye girdiğinde bu ormanlar böyle katledildiğinde şu gördüğünüz ormanlar ne hale düşer? Biliyorsunuz ki bu sene Türkiye'de çok ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Onlara bütün Türkiye, bütün ülkeler, bütün uluslararası katılımcılar yardım ederken burada bu madenciler, burada bu ormanı nasıl katledebilir? Siz anlıyor musunuz? Yani bu durumda büyüklerimizden biz yardım istiyoruz. Bunlara bir çare bulmalarını arz ediyoruz. Furkan Köksoy isimli ortaokul öğrencisiyle başka bir öğrenci Arda Köksoy ise ellerinde pankartlarla her gün okula tedirgin gittiklerini belirttiler. Tırların gelip bize çarpma ihtimali var. Evet. Bu yüzden kapattık yolları. Evet. Okula giderken korkuyor musunuz peki yoldan? Korkuyoruz. Karşıdan karşıya geçerken? Korkuyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz peki? Ailenizle mi geliyorsunuz? Başka yollardan gelmeye çalışıyoruz. Evet. Ara yollardan okula evet. Ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Selam. İsmim Arda Köksoy. Evet. Yolu kapattınız şu anda. Neden kapattınız? Büyüklerinizle birlikte. Korkuyoruz yani. Gidemiyoruz okula. Ay oradan geçiyoruz. Yani sıkıntıdayız. Evet. Neden? Ve... Tırlardan mı korkuyor? Evet. Evet. Hızlı mı geliyorlar tırlar? Evet. Çok hızlı geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden üniversite kampüsünde inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama geldi. Feci olay 29 Eylül Çarşamba günü akşam saat 22.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi'nde meydana gelmiş. İddiaya göre yemekhane inşaatının yanında kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat içinde kazılan çukura düşmüş. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç, üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir denildi. Uşak'ta sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre Uşak Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'a okula gitmek için karşıya geçtiği sırada MEV kontrolündeki 64DZ 813 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Candoğan yaklaşık 50 metre savruldu. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yol trafiğe kapatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken araç sürücüsü MEO gözaltına alındı. Hastanede yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi ailesinin yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi. Alınan helalliğin ardından Küçük Cennet Kızılhisar mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Konya'da kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olay Ereğli ilçesi Tonat mahallesi çiftlik altı mevki olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi. Ailesinin Mehmet Durmaz'dan haber almaması üzerine bölgeye Ereğli'den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz'ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı. Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi. Durmaz için ikindi namazını müteakip evlerinin önündeki tarlada cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Mehmet Durmaz'ın babası Fikret Durmaz güçlükle ayakta durdu. Durmaz'ın cansız bedeni Sarıca Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Mehmet Durmaz'ın akrabası olan Bayram Aydın, Mehmet'in koyun otlatırken kaçan ve gölete düşen kuzuyu kurtarmak için girdiği gölette boğulduğunu, kuzunun da itfaiye tarafından kurtarıldığını söyledi. Yapay göletin tehlike arz ettiğini belirten Aydın, en azından tel örgüyle etrafının çevrilmesi gerektiğini ifade etti.